Kolay gelsin Halil Efendi. Sağ olun beyefendi. Şükrü Bey gitti mi? Farkında değilim. Hah, arabası orada. Ben de diyorum bu saatte nasıl gider diye. Havalar da ısındı biraz ha. Ya, kışı atlattık beyefendi. Aman aman atlatalım. Duman olduk. Kömür parasından mahvoldum. Ama bu yine alınacak diyor. Alır o, parası bol. Toz kaldırma be adam. Toz hani beyim? Daha ne olsun? Göz gözü görmüyor. Kapımızı açamıyoruz. Günaydın. Günaydın. Alışmış bunlar tabii. Toz toprak vız geliyor. Şu hale bakın. Cam çerçeve siliyoruz. Haftada bir yetmiyor. Şeytan şunu indiriver kafasına şimdi diyor. Hasbinallah. Yakıt parasını ödemediniz. Ödeyemedik. Ben Şükrü Bey'e rica etmiştim. Vermedi mi? Hayır efendim. Olmuyor böyle. Anlaşın. Sonra ben arada kalıyorum. Tamam, konuşurum yine. Bu akşam rica edeyim efendim. Tamam efendim. Bu akşam değilse en geç yarın akşam. Yarına kalmasın efendim. İki güne kadar kömür geliyor. Kiminle konuşuyorsunuz Sabri Bey? Sedat Bey'le kömür işini konuşuyorduk da. Günaydın efendim. Ya kömür alacağız. Efendim günaydın. Söyledi kocanız. Ayla Hanım üşütmeyesiniz, üstünüz pek ince. Ay yok canım, bunlar bile fazla geliyor. Hamilelik işte böyle, ateş yapıyor. Oh Allah'ım. Toz kaldırma dedim sana canım. Beyefendi ben de kaldırmıyorum. Tamam, tutuyorum zaptı. Yöneticiyi tehdit ha. Damadın izin alırken böyle konuşmuyordunuz ama. İçiniz kanlandı şimdi değil mi? Merhaba beyler. Spor hayatına yeniden döndüm. Artık istediğiniz takımla maç alabilirsiniz. Dikkatli bak Halil Efendi, çöl fırtınası geliyor. Zorlama kendini Cemil, yavaş yavaş amanın. Merak etme Sevim, taş gibiyim vallahi. Sen beni bir hafta sonra gör. Bravo Cemil Bey. İçkiyi bıraktı da. Maşallah efendim, hayırlı olsun. Biz niye koşmuyoruz Sabri Bey? Koşarız efendim. Ne zaman sorsam koşarız efendim, koşarız. Kaytarmayın lütfen Sabri Bey. Niye kaytarayım efendim, koşarız. Girin içeriye, üşüteceksiniz. Hava alıyorum Sabri Bey. Hemen beni içeri tıkmaya çalışmayın. Siz koşmazsanız ben koşacağım bakın. Hamilelere doktor tavsiyesi bu. Yeter, çıldırtmayın beni. Hamilelik, hamilelik. Ayıp mı? Evet, çok ayıp. Çekmeyin kolumu ama. Vallahi avazım çıktığı kadar bağırırım. Hadi bağırın bakalım. Merdivenler de silinecek. Kapıcıyı ne sanıyor bu adam? Anlamadım beyefendi. Senin damat yüz veriyor buna Halil Efendi. Öyle beyefendi, gevşek. Vazifenin dışında ne karışır benim durmama oturmama? Hiç canım. Halil Efendi merhaba. Merhaba. Maşuk yalnız kalmış. Ya gidiyorum şimdi yanına beyefendi. Şükrü abi. İşe mi gidiyorsun? Nereye gideceğiz abicim bu saatte? Gel. Yolunu değiştirmeyeceksen benim için geleyim abicim. Bir şey fark etmez canım, gel. Geldim Şükrü abicim, bir tanesin vallahi. Geç, geç. Ah, iyi oldu abi bu iş. Kaç gündür canım sıkkın.
Ne oldu? Daha ne olsun abi? İzmit'e tayinimi çıkarıyorlar. İzmit mi? Orada mı oturacaksın Sedat? Nasıl otururuz abi? Aslı'nın okulu burada, Serpil'in işi burada. Ya. Ne yapacaksın peki? Gidip gelecek misin? Yok abi, çekilir mi? İstifa edeceğim. Olur mu canım? İş? Bakıyorum abi. Belki bir başka bankaya. Senin de aklında olsun abi. Tamam. Aslan abim benim. Sen de olmasan bir başıma kalmışım şu dünyada. Burada olmaz artık. Müdür uğraşıyor benimle. Sen de rahat durmuyorsun Sedat. Kaç kere ben şahit oldum. Geç kalmalar, atlatmalar, raporlar. Ondan değil abi. Ferdi kredi almıştım. Ödeyemedik. Ha. Faizler de bindi. Bir iş bulana kadar ne yapacaksın Sedat? Rapor alacağım abi. Senin şu 200.000 lirayı da veremedim Şükrü abi. Verirsin, verirsin. İlk işim tak. Ha, bir de şey diyecektim abi. Büyüklüğüne sığınarak tabii. Evet, bir de ne? Sabri Bey yakıt parasını istiyor abi. Sedat, yakıt parasını vermedin mi? Ah abicim ah. Nasıl vereyim? Kira kadar yakıt tutuyor. Sen beni ne sanıyorsun? Sen beni ne sanıyorsun Sedat? Enayi mi yazıyor alnımda? Estağfurullah abi. Vallahi kızacağını bilseydim ağzımı açmazdım. Açtın ama. Yakıt parası kira kadar tutuyormuş. Anla ne kadar ucuza oturuyorsun. Söyle verelim, verelim. Onu da biz verelim. Allah razı olsun abi. Kes, kes. Sen dua et ki öyle temiz bir karınla kızın var. Onların hatırı olmasa. Benim ne kötülüğümü gördün abi? Senin kötülüğün kendine Sedat. Ayıp, fır döndü gibisin. Abi yok benim bir art niyetim. Hayat böyle. Ev geçindiriyoruz, kolay mı? Sedat bırak bu acındırma numaralarını, döverim şimdi seni. De, abimsin. Adama bak, Ferdi kredi alır, at yarışına yatırır. Kirayı verir, yakıtı ev sahibine yıkar. Bak efendim, nasıl taş yapıyor toprak, görüyor musun? Ya. Bakımsızlıktan çapalamak lazım. Bunlar çiçeklere zararlı demek Abbas efendi ha? Zararlıdır patron. Kökünden sarar, yılan gibi, canını emer. Güzel de bir şey. Asalak, güzel olur. Yemek içmek bedava. Şevket! Yorulmadınız mı? Yo, gel Mine. Bunu iyi yaptın. Abbas efendi çayı sever. Alayım efendim. Elinize sağlık. Rica ederim. Poğaça da getirdim size. Yiyin, ben yaptım. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Buyur patron. Yok. Onları sen ye Abbas efendi. Getiririm. Bir tepsi daha var. Geç şöyle. Buyur beyim. Geç. Aman beyim. İyi peki. Özür dilerim, bu gübre yetmeyecek. Alırız Abbas efendi. Bende kafasızlık, iyi hesaplayamadım. Sen biraz para ver de patron. Vereyim. Gübreyi ben bir gözümle göreyim. Niye öyle yiyorsun Abbas efendi, sevmedin mi? Yok efendim, ne kelime. Estağfurullah, hanımefendinin elinden taş olsa yerim de. Ağzımızda diş yok. Götüreyim seni bir dişçiye. Eksik olma patron. Bir o tarafa bir bu tarafa çiğneyip yutuyoruz işte. Şevket! Şevket! Baban telefon etti. Ne diyor? Buraya geliyorlar. Kim kim? Cem, bir de hukuk müşavirleri varmış. Recai Bey. Ne var bunda Şevket? Asmasana hemen yüzünü. Notere gidecekmişsiniz. İyi, gidelim. Hadi sen git giy üstünü. Hemen mi geliyorlar Mine? Bilmem, bir şey söylemedi galiba. Abbas efendiye biraz para ver Mine. Gübre alacak. Olur.
Bitir şu çayını Abbas efendi. Otur otur. Poğaçanı da bitirmemişsin. Yerim hanımefendi. Hadi işte bir tane daha koyayım. İçeyim hanımefendi. Şuraya bir sıra lavanta çiçeği istiyorum. Baş üstüne hanımefendi. Hem kokar hem çit gibi olur. İyi düşünmüyor muyum? İyi düşünmüyorsunuz hanımefendi. Lale de istiyorum bu çime. Başım üstüne hanımefendi. Ben ne dersem olur değil mi ama? Sen de biraz akıl ver. Estağfurullah hanımefendi, benim ne haddime? Dur dur, bir çay da ben alayım da konuşalım. Ne yapsın baba evde? Selam söyledi. Aleyküm selam. Bir daha bu saate kalmayın. Tamam baba. Sabahtan beri kursağımıza lokma inmedi. İşçi adam ekmeğini yemeden olur mu? Sallanma. Sallanmıyorum baba. Hık, cevap verme. Ben görüyorum. Şarkı mı söylüyorsun içinden ha? Zaten buna kafam bozuldu, indiririm beynine. Dikilme orada, git işinin başına, hadi. Peki baba. Kızlara falan laf attığını duymayayım bak. Babacığım! Oğlum, kendi boğazımıza düştük, seni unuttuk değil mi? Maşık. Ye bakayım oğlum. Bak hadi. Bak su da iç. Bir amca var sana 2 milyon veriyor. Az para mı oğlum? Krallar gibi yaşarsın. Babacığım. Ne yapacaksın? Böyle merdiven altlarında, bodrumlarda babacığın gibi siyatik mi olacaksın? Vay yandan çarptı. Besliyor musun yavruyu? Evet efendim. Böyle olacaksın işte. Bakacaksın vatandaşa. Yavrum. Yok ki şampiyon. Tamam koçum bir şey demedik. Huylandırmayalım bizim yavruları. Gel yalan çatlı. Geldim beyim. Bu ne canım rezalet. Asansörün kapısını tekmeyle aç. İyi günler efendim. Ne o komşum? Bir durum mu var? Yok efendim ne olacak? Orada dans eder gibisin de maşallah. Aman efendim, ömürsünüz vallahi. Ne oluyor Halil efendi? Can çıkıyor mu komşum vatandaşa? Hiç çenesi durmuyor ki. Durmaz. Cemil yavaş. Vay Sayın abim, Rambo musun nesin? Vatandaş koşuyor. Koşarım. Benim adım Cemil. Cemil sen. Cemil. Hop Halil efendi, komşum atla. Aman Allah'ım. Vatandaş gidiyor. Aman sen abi. Aman komşum yetiş. Kolayı getir Leyla Hanım. Cemil. Cemil bayıldım. Ne oldu sana? Yok efendim yok. Vücut ham tabii. Bayılır mıyım senin benim adım? Konuşma Sayın abim. Dur şunlar bakayım Halil efendi. Komşum yardım et. Edeyim efendim edeyim. Hay Allah. Hay Allah. Ne yaptın yandan çattı. Ah, ilk günümde bu kadar koşulmaz ki canım. Aylanım kolonya, kolonya. Getirdim Sabri Bey. Ay, şuradan çekiyor. Çekiyor hanımefendi. Korkma yenge, yakalamazlar seni. Gel, vatandaş ölüyor. Şu telexi çekelim Elmer. Çekelim Şükrü Bey. İyi ki avans vermişiz adamlara. İyi ki Şükrü Bey. Soğanın fiyatı %10-15 arası arttı biliyorsun. Ya, biraz mırın kırdettiler ama. Gel. Abbas efendi abimlere mi gitti? Aman gitsin efendim. Onu öyle bir iş bulsak keşke. Ne gibi? Bahçıvanlık filan.
Teşekkür ederim Filiz, zahmet oldu. Rica ederim. Demet'in raporu ne zaman bitiyor Ergun? Vallahi efendim, onun dönmeye pek niyeti yok gibi. Ben de sizinle bu konuyu konuşmak istiyordum. İsterseniz bulalım yerine birini. Ergun, bakıyorum sen de bu şirkette insanları yavaş yavaş göndermek niyetindesin. Olur mu efendim? Ne münasebet. Ben işimiz aksamasın diye. Biliyorum Ergun, biliyorum. Takıldım. Abim de parasını alıyor bugün Cemler'den. Oh iyi. Nakit mi efendim? Nakit veremez. Sanırım çoğu senet. Olsun efendim. Alıyor ya. Tabii canım. Bir de barıştırabilsek şunları Şükrü Bey. Barışırlar, barışırlar bugün. Babam kafa kafaya çakar onları. Kolay gelsin Abbas. Sağ ol Hakim Bey, hoş gelmişsiniz. Hah, geldiler. Hoş geldiniz, buyurun, buyurun. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş geldiniz. Saygılar hanımefendi, işiniz de varmış, meşgul etmeyeyim. Olur mu canım, buyurun. Yo yo, içeri girmeyin. Aa, olur mu canım, bir kahve içeriz. Tabii baba, Mine poğaçada yap. İki dakika oturur çıkarız. İyi hadi. Buyurun efendim. Nasılsın baba? Gel buraya. Hadi yürü. Aferin. Hep böyle göreyim sizi. Sana da aferin Hakim Bey. İyi yaptın bu iş. Büyüklere aferin denmez oğlum. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Kurban bildiğimizden değil. Nabız bomba gibi Sayın abim. Yırttın. Kaç kilometre koştun bugün? 10. Yarın 15'i rahat koşarsın sen. Fırtına gibisin. Koşarım. Benim adım Cemil. Bakın Allah aşkına, her köşeden içki şişesi çıkıyor. Topla topla bitmedi. Vay Sayın abim, bunlar da ne? Cephanelik misin, nesin? Al şunları Halil efendi. Alayım hanımefendi. Ver şunu. Teşekkür ederim Ayla Hanım. Yeter. Çok iyi geldi. Bir şey değil. Geçmiş olsun. Eksik olma hayatım. Yorduk sizi de. Ne demek? Vatandaş konusuna yardım etmeyecek mi? Sağ ol. Hadi Sayın abim. Sana iyi koşular. Buyurun Ayla Hanım. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Gittiler mi Sevim? Farkında değil misin? Yok, duymadım. Bana bak, yoksa gidip geliyor musun sen? Nereye Sevim? Yaman ne bileyim ben, öbür dünyaya. Ben öyle kolay kolay bir yere gitmem Sevim. Benim adım Cemil. Cemil. Ha, bizim bir rahmetli Haşim abi vardı, o da böyle... Aa, kes şu lafı Cemil. İçim daraldı aman. Ne olmuş yine bu asansöre? Kapısı açık kaldı herhalde efendim. Ne yapıyorsun orada sen? Geliyorum efendim. Komşumun sayesinde biz de sabah sporumuzu yapıyoruz yenge. Niye canım? O mu bozdu asansörü? Bu apartmanda her şey ondan sorulur. Öyle değil mi yandan çarklı? Öyledir beyefendi. Ne karıştırıyorsun oralarda? Hiç efendim, bir şey karıştırdığım yok. Geliyorum. Hmm. Hamilelikte yürümek çok iyi bir şeymiş Yavuz Bey. Doktor söyledi. İyidir yenge, yürümeli. Vatandaş yürümeli. Devam et. Nasıl oldu? Vatandaş yırttı kefeni. Nabız saat gibi. Oh oh, maşallah. Ben de her tarafını kolay yerle oldum Sabri Bey. Oldunuz mu? Aman Allah'ım. Evet Sabri Bey, ne var bunda şaşacak? Rezalet! Yanında karısı dururken başkasının kocasını... Ah! Ah!
insanlık görevim Sabri Bey. Bağırmayın. Çocuk ders yapıyor. İnsanlıkmış. Bağırtmayın siz de saçma sapan konuşup. Çocuk ders yapıyor dedim. Yapsın aman. Banu devam et evladım, dinliyorum ben seni. Size mi düştü o gebelesiciyi oğumak? Vicdansız adam. Ölse miydi? Sizin ellerinizle ovularak iyileşeceğine ölseydi keşke. Vicdansızsınız. Vicdansız. Evet vicdansızım. Oh. Nesine acıyacağım o pis kıllının? Banu kızım niye durdun? Dinliyorum evladım, devam et. Hadi söyleyin Halil Efendi, 2 kilo ıspanak alsın. 2 kilo mu? Kim yiyecek 2 kilo ıspanağı? Yarısını atıyorum zaten. Ha, paraların nereye gittiği belli oluyor. Aferin kızım. La 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 sol fa 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 mi. Dur bakayım. La 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 sol fa fa. Para para. Sizin dünyanız bu işte. Evet efendim, her şeyin başı para. La 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 sol fa. 2 kilo ıspanak için söylediği laflara bak. Çalışıyoruz efendim burada, lütfen. Çalışın aman. Tontoşcuğum, gel anneye kızım, gözü. Tabii ya. Ne işi var baş köşede? Bari devam et evladım. La 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 sol fa 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 mi. Ispanak istiyorum efendim, duydunuz mu? Ispanak. Fadiyes kızım, fadiyes. 1 kilodan fazla alamazsınız. İmalet mi açtık burada? Hay paranız kadar taş düşsün başınıza. Yapmıyorum ben de ıspanak mısmalak. Ne yerseniz yiyin. Yapmayın efendim. La 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 sol fa 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 mi. 2 kilo ıspanaktan yarım tencere yemek yapacaksanız yapmayın, daha iyi. La 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 sol fa fa. Onun da dibini tutturursunuz zaten. Fadiyes kızım, fadiyes. La la la. Şu kedinizi de alın buradan. Kurtaracağım seni bu hayattan. Oğlum. Ya da ye bakayım. Babacığım. Ya. Sen o amcanın evini bir görsen, saray saray. Her gün fıstık, badem ya. Hadi. Hah, hadi ye. Filiz. Şükrü Bey'in odasında kimse var mı? Yok, yalnız. Barışmışlar. Kim? Şevket Bey'le oğlu. Çok şükür. Soğanı da yolluyoruz. Paralar geliyor kızım. Aman tatlı yavrum. Hani kimse yoktu? Kendi kendine mi konuşuyor bu adam? Şirkette çıt yok. Ergun! Ne yapıyorsun orada? Efendim hoş geldiniz. Şükrü Bey çağırmıştı da. Ben alayım lütfen. Sağ ol kızım. Filiz merhaba. Merhaba. Şapkasını da al kızım. Aldı ya Ergun. Özledik vallahi Cem Bey. Ben de öyle. Bundan sonra 2 ayrı şirket temsilcisi olarak sık sık görüşeceksiniz İmparator Hazretleri ile Ergun Bey. Aman yapma baba. Ha. Söyleme şu lafı be Şevket. Asıl büyük imparator o içeride oturan. Duymadı mı bizim geldiğimizi? Kalkmaz ki Hazret yerinden. Çok sevindim baba. Şükrü, bak sana kimi getirdim. Gel. Gel bakayım buraya sen kaçak seni. Nerelerdesin? Bizi öpmek yok mu oğlum? Olur mu abi? Alırım ha. Şöyle geç abi. Otursana oğlum. Şükrü, sen orada dikilecek misin? Yok abi, otururum. Erguncu, sana şunları vereyim de bir dökümünü yap. Tamam efendim. Bankaya vereyim mi? Banka işini konuşuruz. Bazılarının tarihleri çok yakın. Siz nasıl istersiniz efendim? Varımız yoğumuz bunlar Ergun. Abbas nerede? Bizde ya baba. Ha, öyle ya. Ne istemişsiniz efendim? Zahmet olmazsa bana bir bardak su verir misin Erguncuğum?
Başsız efendim. Sen de bana bir cigara ver bakalım. Cem, hadi bakalım. Sıkı tut işini bundan sonra. Duydun mu Cem? Bak amcan ne diyor. Duydum baba. Bak oğlum, amcanla deden buradayken konuşalım biraz seninle. Konuşalım baba. Şimdi Cem, hazır bir işi yürütmek yeni iş kurmaktan çok daha zordur. Büyük bir sorumluluk yüklendin. Arif Bey'in sağlığında işler onun metoduyla yürüyor gidiyordu ama sen çok şeyin farkında bile değilsin. Niye farkında olmayayım baba? Dinle, dinle oğlum, dinle. Evet, dinlemeyi de öğren artık. Çok şey kaybedersin karşındakini dinlemezsen. Sizin kuşaklarda bir sabırsızlık var nedense ha? Ya, ben de görüyorum öyle. Özür dilerim. Özür değil, özür değil. Önemli olan senin yolunu iyi çizebilmen. Onun için konuşuyoruz. Ben derim ki Cem, iş hayatında atacağın her riskli adımda bizi ara. Evet oğlum, onlar deneyimli. Amcana sor, babana sor, bana sor. Kazık yerim diye mi korkuyorsunuz? Korkarız tabii. Yemez misin? Yemez Şükrü. İş dünyasının süper çocuğu bunlar. Seni öyle bir kazıklarlar ki avanak. Filiz, ver bana kızım. Ben zaten giriyorum. Şevket Bey bağırıyor galiba. Galiba. Eyvah, ne yapacağız şimdi? Al kızım, yine sen götür. Tamam, tamam, tamam. Senin yanında kavga edemezler. Uf. Görüşürüz. Konuşsana oğlum biraz kızla. Konuşuyorum abi. Manyak mısın? Ne konuşuyorsun? Kartal martal. Abi kız biraz tutuk. Sen tutuksun. Ne söylesem hayır. Sen de öyle ol. Oğlum böyle konuşmak kolay. Tamam abi, biz bir şey bilmiyoruz. Vallahi bilmiyoruz. Kızın ilgi alanını bulacaksın. Hadi oğlum yürü. Şunu bana takip eder misin anne? Ver. Duygu katma ama. Ne demek o? Düz okuyacaksın işte anne, yorum yok. Anladım. Ben kimim? Ömer. Erkek. Ne fark eder anne, sen oku. Sen Demet misin? Evet anneciğim. Hadi başlıyoruz. Karanlıkta bir konçertonun son mezurleri duyulur. Işıklar yandı. Ömer pikabın önünde yerde oturuyor. Ben koltuktayım. Olsun anneciğim. Yan gözle Demet'e bakıyor. Ben buraya bakıyorum ama. Tamam anneciğim, kaçırma. Kimin oyunu bu? Güner Sümer, Bozuk Düzen. Ha. Müzik kesilir, sessizlik. Ömer plağı kaldırır, sıkıntılı bekler. Öksürür. Senin öksürmene gerek yok anneciğim, biliyoruz. Aa, ben o kadarını beceremem. Okuyorum işte. Öksürür dedi, öksürdüm. Sessizlik, daha yüksek öksürür, öksürüyorum. Tamam anneciğim, öksür. Yine sessizlik, ayağa kalkar. Bitti. Hı? Bitti, uyanabilirsiniz. Ah, öyle mi? Oh boynum. Özür dilerim. Biraz yorulmuşum da. Ben özür dilerim. Neden? Başımızı ağrıttım. Herkes müzik sevmeye mecbur değil ya. Bir an. Parantez içinde bir an yazıyor. Ne yapacağım? Çocuk tereddüt etti herhalde. Bırak sen parantez işlerini anneciğim. Devam et. Peki. Herkes müzik sevmeye mecbur değil ya. Anneciğim onu söyledin. Tamam Ömer. Ama kendiniz istediniz. Tabii ben istedim. Başlarda hoşuma gitmişti. Ama yorgunluktan.
Ama ne bileyim, uyuyakalmışım. Çok kalın kafalıyım değil mi? Ömer, öyle bir şey demedim. Anneciğim, isimleri okuma tamam, sen Ömer'sin. Ömersem sen de anne anne diye kafam karıştı mı o zaman? Hah, Ali Bey geldi, tut şunu. Yandık. Açtım. Zır zır çalar, sinir. Anne merhaba. Merhaba. Televizyonu aç abla, maç var. Başka derdim kalmadı. Abla bu acayip. Danimarka Hollanda. Hayır, açılmayacak. Ablam prova yapıyor. Ne provası? Al oradan çantanı, doğru odana. Dersin yok mu senin? Yapacağım anne. Şuna biraz bakayım. Hayır dedim. Git çişini yap. Yok anne. Yok mu? Evet, yaptım okulda. Zorla mı? Abbas. Geldin ha? Oo, hadi yine iyisin. Kim verdi bunları? Hanımefendi, sağ olsun. Giy de görelim. Ayıp olur şimdi müdür bey. Bir emrin var mı? Otur şuraya, biraz telefonlara bak. Filiz'in işi var da. Baş üstüne. İyi akşamlar. İyi akşamlar baba. Görüşelim amca. Görüşelim oğlum. Al Özge'yi, gel bize. Abi müsaade tut. Bırak. Geldin mi Abbas? Geldik hakim bey. Bitti mi iş? Biter mi patron? Bakacağız da. Mine paranı verdi mi? Ne parası kurban? Yürü Şevket. Paramı alır o adam şimdi senden. Bahçıvan mı bu? Tamam baba, tamam. Eyvallah. Güle güle. Güle güle. Hakim bey doğru söyledi patron. Para ne kelime? Anlamaz. Hayatları para. Alo. Alo. Buyurun efendim. Şükrü bey orada mı Şükrü bey? Burada efendim. Baş üstüne. Alo Şükrü bey. Beklettim kurban, özür dilerim. Hele, hele az dur. Ya baksanıza. Alo müdür bey. Telefon var. Bacım hele bir bak. Müdür bey. Ne bağırıyorsun Abbas? Çıldırdın mı öyle? Vallahi çıldırtır bu adamı. Patronu arıyorlar. Sorsana kimmiş? Alo, kimsin? Mehmet hemşerim. Mehmet. Ha, Mehmet bey ver ver. Mehmet bey, saygılar efendim. Ben Ergun. Arkadaş yabancı da. Bağlıyorum. Mehmet bey arıyor efendim. Alır mısınız? Niye? Ben yabancı mıyım ki? Ne diyecektik Abbas efendi? Şurada iki düğmeye basıp bağlayamıyorsun. Bağlayamadık. Hemen hakaret mi lazım? Şey, kim hakaret etti şimdi sana? Yine yabancıdır. Anlamaz. Dangıl. Bana bak. Elin kolun rahat dursun. Fena yaparım valla. Saygısız. İstifayı unut Sedat. Macera aramayalım kardeşim. Kimse beni durduramaz kardeşim. İstenmediğim yerde kalamam. İzmit'e mi gideceğim? Ne olur. İdare edelim biraz. Rapor, mapor. Belki sonra buluruz bir torpil. Serpil kardeşim anlamıyorsun. Bu bankada bana istikbal yok. Sanki başka bankalar kucağını açtı da seni bekliyor. Açmasın. Şart mı kardeşim? Anamın karnından bankacı doğmadım ben. Başka iş yaparım. Güldürme insanı Sedat. Buldun da işi. Bulurum. Konuştum bu sabah Şükrü abiyle. Ha, Şükrü abin kurtarır seni kardeşim. Tabii kurtarır kardeşim. Ticarete atılacaksınız herhalde. Elde 5 kuruş sermaye yok. Bazı işler sermayeli olmaz. Akıl beceri lazım kardeşim. Ha, ikisi de sende var maşallah. Yok mu kardeşim? Keser misin lütfen? Burada tartışmayalım kardeşim. Tamam tamam kestik.
Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Halil Efendi ne zaman geliyor sizinkiler? Henüz haber yok hanımefendi. İnsanın moralini bozmak için yaratılmışsın yani. Bunları evde konuşalım kardeşim. Baş üstüne kardeşim. Hadi. Geldi baş belası. Aman aman görünmeyelim şu mendebura. Cafer! Hay Allah! Halil Efendi! Gel bakalım yandan çarptı. Geldim efendim. Nasıl oldu sayın abim? Yatıyor beyefendi. Yatsın. Ne demiş vatandaş? Kavun karpuz yata yatamıyor. Sayın müdürüm geldiler mi? Geldi beyefendi, evde. Otursun. Al bakayım. Turp getirdim ona. Vatandaşın ağzına layık. Bakalım böylesini yemiş mi? From Mr. Mistopheles' conjuring turn. And we all say, oh, well, I never was there ever. A cat so clever as magical Mr. Mistopheles. Sevindim Cem'le barışmalarına Şükrücü. Ya ben de çok. Üf baba, bugün bir maç kaçırdım. Danimarka Hollanda. Ha, kurtaracak seni o maçlar. Bak Şükrücüğüm söyleyeyim sana, okuldan geldiğinden beri televizyonun başında bu. Ali ne oluyor oğlum? Baba vallahi dersim yoktu bugün. Rahat dursana sen, itme beni. Şükrücüğüm sen de içine düşmek üzeresin ha. Yok canım, siz bakıyorsunuz diye bakıyorum, bir şeye benzediğinden değil. Evet baba çok aptal. Abla dönüp durma göremiyorum. Hele sana bu çok lazım. Görmediğini gördüm bu akşam. Aşk, aldatma, kıskançlık. Yarın derste hocana bunları anlatırsın. Kalk bakayım doğru odana. Evet oğlum kalk, kalk, kalk. Baba bitiyor zaten, bir dakika. Ali rahat dur dedim aa. Durmaz. Öpüşme teknikleri öğreniyor beyefendi. Ali, hadi odana kalk, kalk. Açar mısınız şu kapıyı Ali Bey? Anne. Kim açacak? Ali itip durma aa. Ali kalk, kalk. Bu evde herkesin derdi benimle. Bak vallahi biterse. Bitmez, hadi aç, ben anlatırım. Koçum iyi akşamlar, baban evde mi? Evde buyurun. Nereden çıktı şimdi bu? Aha, buyurun, buyurun, buyurun Yavuz Bey. Rahatsız etmiyorum ya sayın müdürüm. Al şunu koçum. Turp getirdim size. Turp mu? Turp getirmiş. Abim yolladı. Ama ne turp? Sağ olsun efendim, buyurun, buyurun. Buyurun efendim. İyi akşamlar yenge, selam kardeş. Bir şöyle geçin şöyle. Oğlum niye getiriyorsun onu? Getirsin müdürüm, yiyeceğiz. Bu saatte turp niye yiyelim canım? Yiyelim müdürüm, vatandaş bayılacak buna. Yenge biraz tuz rica edeyim. Getireyim. Limon da yakışır buna. Olur. Zahmet oluyor yenge. Müdürüm şunu bir tat. Ben turp sevmem. Turp sevilmez mi müdürüm? Canım ben sevmem. Müdürüm vatandaş bayılıyor buna. Vatandaş bayılabilir efendim. Ben bayılmıyorum. Horozcu Yavuz o gece babama o turpu yediremedi. Adam ne yapacağını şaşırdı. Biraz oturup gitti. Yatmaya hazırlanıyorduk. Babam bir dilim kesip ağzına attı. Nazan dedi. Harikaymış. Bak bir dilim de sana vereyim.